Evet. Tüm zamanların en çok keşke biz de bunu yapabilseydik dedirten. Ama kolaydı. Çok kolaymış gibi yani. Uzaktan kolay gözüken. Ardından tüm zamanların en cool olmasına rağmen en haysiyetsiz programı şeyini alan, yakıştırmasını alan. Evet. Çeşitli cümlelerce. Evet, cümleler boyunca. Şey yapılmış, dışlanmış. Dışlanmış. Tukaka edilmiş, affedersiniz. Sizin şeyinizde, önünüzde böyle bir kelime kullanmak. Estağfurullah. Ötekileştirilmiş. Evet. Cinsiyetçi şeyine sokulmuş. Evet, ki öyle. Ki zaten şeyimdir, biliyorsunuz. Evet, biliyorum. Evet. Yakından tanıdım. Yani cinsiyetçi kisve hakikaten bize yapıştırılmış. Ya bu insanı rahatlat, beni en çok öfkelendiren şeylerden biri yapmadığım bir şeyi yapmış olmakla suçlanmaktır. Ne gibi mesela? Mesela evin duvarına, evin duvarında bir takım lekeler oluşmuş. Benim odamın duvarında. O böyle, yani öyle. Ki o yıllarda şey de yok. Mavi ışıkla bu neymiş diye şey yapma da yok. Ne deniyor ona? Filomel, feyli meyli bir ismi var. Yani vücut sıvısı tespit sistemleri gelişmemiş. He. Odanın duvarında bir takım lekeler oluşmuş. Ne lekesi? Bilmiyorum. İnsan sıvısı mı yani, anlamadım. Bilmiyorum, şimdi. Bilmiyorum. Belki şey, bilsem, mercimek çorbası lekesi. Bilsem. Bunlar ne dedi? Ne bileyim ben dedim. Burası senin odan değil mi dedi. Evet dedim. Evet anne dedi. Bunlar ne dedi? Hani ben yapmadım dedi. Doğrusu nereden bileyim? Nereden bileyim dedim. Sonra kapıyı çarptı, çıktı. Temizledim dedi. Şimdi teknoloji gelişmemiş ya. Ben mesela onları analiz edemiyorum ne olduğunu. Dolayısıyla o lekeleri hangi kimyasal süreçlerle bertaraf edebilirim? Google yok. Şey yok. Şazam yok. Şazam yok. Çevirmeli ağ bile yok yani. Evet. Ağ bile yok yani. Balığı oltayla tuttuğumuz yıllar. Tek teker teker. O da yok. Denizden da yok. Teker teker. Hatırlarsın o yılları. O da abi. Çapari var. Çapari iyisi, çapari dolu geldi mi? Ya. Şey olurduk yani. Öyle bir haksızlığa uğramış, öyle bir yaftalanmış. Evet. Hissettim ki bütün duvarları boydan boya lekeledim o akşam. Neyle yapıyorsunuz bu? Hala şeydeyim, o kısımdayım. Çok yani... eski geçmiş yıllar abi bunlar. Yani bir çocukluk anısı gibi düşün bunu. Yani hakikaten hatırlamıyorum. Ama ne bulduysam onunla yani. Sulu boya diyelim, geçelim. Sulu boya. Ha. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Maşallah. Bakayım. Nazar değmesin. Nazar değmesin. Acıbadem'deki yeni merkez. Evet. Stüdyomuzda. Kaybanlar Kulübü'nün 2024 Tire 01. Üstasında saygıdeğer dinleyenler, bu gecede hayat
kadınlar ve aşk üzerine konuşmamızı planladığımız yaklaşık 2 saatlik radyo şovumuzun çok değerli dostum amirim Kaan Çaydamlı ve ben Mete Onduk saygıyla. Bir içerik lazım. Bir içerik lazım bize. Orada gününe yani çağın en zor şeyi içerik bulmak. Evet. Nereden bulacağız içerik? Allah yani Allah yardımcınız olsun gerçekten. İçecek bir şey bulmak bile. İçecek. Bu kadar şeyken zorken. Zorken evet. Arkasında gerçi buzdolabı var dolu. Bildiğim kadarıyla. Onu tespit ettim. Evet. Tespit ettim. Evet değerli dinleyenler, Kaybedenler Kulübü burası. Daha dostum Mete Onduk'unda biraz önce ifade ettiği gibi Kaybedenler Kulübü Acı Badem Merkez stüdyolarında ilk yayınımız. Uzunca bir süre ara vermek zorunda kaldık çünkü bu teknolojik sistemlerin taşınmasını, nakledilmesini, tekrar kurulmasını, yeni şeyler, transrehabilitasyon denen süreçler. Çok şükür bunları atlattık ve canlı yayındayız. Hepinize iyi geceler diliyorum şimdiden. Bugün bize şimdilik Instagram fm.standart Instagram sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz. Canlı yayına katılmak isterseniz. Mesaj atmanız yeterli olacaktır. Bugün daha dostum Mete Onduk'un da ifade ettiği gibi gerçekten çok ilginç 3 konu seçtik. Daha doğrusu seçildi. Yani tabii ki. İlk defa da konuşacağımız 3 konu hayat. Yani çok strange yani. Strange. Tabii bu yoğun konuların arasında iki farklı hafif geçeceğimiz ara konumuzda olacak. Bunlardan bir tanesi özellikle endemik bir tür olarak Çengelköy hıyarının dişi çiçeklenme oranının arttırılması ve dişi Çengelköy hıyarı sayısının arttırılması üzerine karşılaştırılması ve analizi olacak. Hakikaten çok ilginç bir konu. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi endemik konulardan biridir. Tabii özellikle endemik olan şeylerin seks hayatıyla ilgili konular. Hem konunun popülerleşmesi, çünkü seks satıyor bildiğim kadarıyla. Yani. Uzun yıllardır. Seks sattığı gibi para da ediyor. Mesela Acı Badem'de benim bildiğim endemik bir atomik blond var. Çüş. Acı Badem menşeli. Endemik yani. Al, sat, kirala, şey yap, yetiştir, çoğalt. Çoğalt. Yani çoğalt. Hı hı. Çoğalt tırt. İlla kendini çoğaltmak zorunda değilsin. Yani şey etik olarak sonra ters geliyor. Doğru. Evet. Dolayısıyla evet yani
Yani biraz popüler bir tarafta katmak istedik sonuçta. Evet, hakkımız da bunca yıl sonra. Diğer ufak ara konumuz ise kölelik ve son köle pazarının sanıldığının aksine coğrafi konumunun dünya global anlamda kölelik kavramına katkısı. Negatif katkısı aslında ama evet, mükemmel bir bugünkü konularımız aşağı yukarı bunlar yani. Ben ilk konuyu unuttum. Çok önemli değil. Sen zaten ikinciden başlamışsın. Tabii. Ama görüldüğü gibi sadece bu bir söylenti değil. Kaybedenler Kulübü gerek derinliği, evet, gerek konulara sadece magazinel değil, endüstriyel. Hem endüstriyel hem de ultra vizyonel yaklaşımı. Tabii metin yazarlarımızı burada teşekkür etmek lazım. Bu da bu programın yaklaşık 30 yıldır böyle devam etmesini bir şekilde, siz ne diyorsunuz ona, bir popüler kültür nesnesi haline gelmesini. Teka hoş geldiniz. Teka hoş geldiniz. Saygıdeğer dinleyenler, şunu anımsatayım ve hemen bir soluklanmak için şuradan güzel bir şey, türkü çalacağım size. Gece boyunca bize canlı yayında dahil olmak ister dilerseniz Standart FM'in Instagram'ı üzerinden bize bir direkt mesaj göndermeniz yeterli. Evet. Standart FM'in Instagram'ı fm.standart şeklindedir. Lütfen bize bir direkt mesajı, adınızı, telefon numaranızı yazmayı unutmayarak, mümkünse bizi nereden dinlediğinizi de belirterek gönderiniz ki size gece boyunca ulaşabilirim. Evet, değerli dinleyenler, Kaybedenler Kulübü 2024-01 Nalan Nusa'da. Ben dostum Mete Onluk, ben Kaan Çaydamlı. Canlı yayındayız. Yeni stüdyomuz. Sizlerle birlikteyiz ve 2024 yılının ilk nüshasının ilk canlı yayın konuğu Medine olacak. 2023 nüshalarından hatırladığımız kadarıyla hem tanıdık bir ses olsun hem de bir hani kutsal sayılabilecek bir isimle başlayalım, hani bir hayır olsun. Medine, hoş geldin. Orada mısın acaba? Evet. Bakayım. Burada mısın Medine? Evet. Ah, tamam. Tamam. Dedim ki hoş buldum. Ne habersiniz? Daha bizi iyi duyup duymadığın önemli şu an. Efendim? Bizi iyi duyuyor musun yoksa nasıl durum? Abi sesiniz o kadar az geliyor ki niye böyle oldu? İşte onu soruyorum. Ayar yapıyoruz ayar. Böyle iyi mi? Hala çok düşük. Tamam, peki. Bakacağız ona. Evet. Senin sesin de birazcık şeyden geliyor. Ne diyelim ona?
Öbür tarafta. Ne yapıyorsun Eline? Ya ne yapayım, dışarıdayım. Çok mutlu oldum duyduğuma. Bizde. Yaşamaya çalışıyorum. Güzel, güzel. Yani temel zaten fonksiyonlarımızdan biri o, yaşamaya da hayatta kalmak. Çünkü hayatta kalmazsan ölüyorsun. Ki ölüm en acayip şeylerden biri yani. Geri dönüşü olmayan tek şey yani. Gerçi o da karışık biraz. Evet. Çünkü bu yıl biraz benim ölümü tanıdığım yıl oldu. Bir arkadaşım intihar etti. Hayırdır? Efendim? Hayırdır? İntihar derken? Aya, intihar etti yani. Attı kendini. Ve benim ölüm kavramıyla tanıştığım bir yıl oldu. Garip, garip bir durum. Yani intihar, evet yani hakikaten evet, evet. Her şeyi sorgulatan bir şey. Ama bu konuyu biz yıllar önce hiç konuşmamayı prensip edindik. Evet, onun dışında işte sizinle en son konuştuğumuzda İzmir'e yeni taşınmıştım. Hala İzmir'deyim. Çok iyi. Neredesin İzmir'de? Buca'da oturuyorum, Gaziemir'de çalışıyorum. Her gün disco bir trafikle ve günü bitiriyorum. Buca İzmir'e bayağı mesafe. Gaziemir ve Buca'ya bir mesafe anladığım kadarıyla. Torbalı'ya yerleş bence. Yok ya, ben bir Selçuk Urla falan düşünüyorum ya da İstanbul. Torba iyi ya. Torba neredeydi be? Gaziemir'den aşağı doğru gidiyorsun. Torba'da mı? Torba. Ha, tamam. Bilme, Torba'daki Torba. Tütünü çok iyi oluyor. Evet, olmalı tabii. Bir de Manisa Betti Gamil'in şeyi. Oraya yakın. Yerleşim alanı. Evet, evet. Söke, Tire falan oralar. Tire'nin köftesi iyi diyorlar ama bence hiç yani köftesi... Yani sucuğu iyi derler ama hiç alakası yok. Yani. Baharat yok. İnsanlar nereden çıkartıyor? Baharatlı sucuk olur mu? Baharatlı mı, baharatsız mı? Baharatsız. Baharatsız sucuk olmaz o. Şey, satır kıyması. Sucuk zaten etin baharatla pişmiş hali değil mi? Evet, fermentasyon pişme hali. Ama yani, mesela Tokat sucuğu da çok garip bir sucuktur. Karanfille pişirirler yani. Evet. İşte karanfil bir baharat, şey var. Tire. Yani çok lezzetlidir bu arada yani. Ben size ne diyeceğim? Buyurun. 2 gün sonra doğum günüm. 2 gün sonra doğum gününüz. Okey. Hiçbir bir sakıncası yok. Güzel bir gün. Güzel bir gün. Ne yapmayı düşünüyorsun? Ben ne yapmak istiyorum? Ben aslında kendimi kapatmak istiyorum yani. Hangi anlamda yani eve kapatayım? Eve kapatayım, kimseyi görmeyeyim falan. Ama bir arkadaşıma mevzuyu açmış bulundum. Doğum günü kutlaması mı yapılacak? 2 gün sonra cumartesi mi oluyor? Evet. Bir arkadaşıma konuyu açmış bulundum. Konu da şu yani. 14 yaşına kadar ben aileyle büyüdüm. Sonrası benim çocuk esirgemedeydi. Hı hı. Ve işte ailedeki kısımda hep doğum günü kutlanırdı. Sonrası işte hep kutlanmadı. Saçma sapan geçti falan. Hı hı. Kız şimdi bunu işte memleket meselesi haline getirdi ve... Ailesiyle kutlayacağız. Okey, tabii ki yani güzel, hoş bir şey. Ama ben kutlansa da mutlu olmayacağım, kutlanmasa da mutlu olmayacağım. Sana bir teklif yapayım. Yani Bornova'ya gel 6:45'e içeriz. Evet. Mükemmel bir doğum günü şeyi olabilir. Bornova 6:45'te ne yapacağım? İçeceğiz. İşte bir şeyler yiyip bir şeyler içersiniz. Zaten doğum gününde ne yapılır ki?
En önemli soru, beleş mi? Bana bunu söyleyin. Beleş? Ben yani. Ne anlamadım bak. Ben anlamadım. Ya ben tabii ki ısmarlarım yani. Onu mu sordun? Bir alternatif sadece. Gerçi ben İzmir'de olmayacağım da. Bir alternatif, yani bir öneri olarak söylüyorsunuz. Yani bir öneri. Mecbur değilseniz ya, yani bir öneri bu sadece. Ya da üstüne isterseniz şey yapın. Ama bir saniye ya, beleş konuşuyorduk. Sizde bütçe yok anladığım kadarıyla. Yok, şey diyecektim, ona gidiş dönüş bilet alın. Yaklaşık 2,5 7'ymiş değil mi? 10 lira bütçeyle ben gelirim İzmir'e sizi eğlendirmeye. O zaman biz gelelim senin yanına. Senin derken? Buyurun gelin. 8 verirsen ben götürürüm seni İzmir'e. Ya benim 8 dediğim 8 mi? Olur, daha iyi. Hem içeriz. Evet. 8 iyi. 8 bana iyi. Ben 8'e İzmir'e götürürüm. Götür getiririm. Çok iyi be. Teşekkür ederim ya. Çok iyi geldiniz var ya. Sen var en kötü zamanında bile insanlara iyi gelen böyle bir şeyin, enerjin var. Yükseliyorsun. Öyle diyorlar. Öyle diyorlar. Yükseliyorsun. Mete çok valla çok kutlu olsun doğum. Evet, nice. Evet. Nice mutlu yıllar Medine. Emin ol. Ama yani bir aileyle kutlamak hakikaten sıkıcı ve boğucu olabilir. Yok, seviyorum ailesini. Yine de sıkıcı ve boğucu olabilir. Çünkü ben aileyle en son doğum günü kutladığımda çok sıkıldım büyük ihtimalle. Çok sıkıldım. Masanın altına saklanmıştım. 7 yaşındaydım öyle tahmin ediyorum. Çocukluğumdaki doğum günlere dair özlediğim tek şey pastanın üstündeki şemsiyeli süt. Ve artık yok onlardan. Onun da bir açıklaması vardır. Ben onu bir düşüneyim. Şemsiyeli süt. O şeylerde var. Barlarda var artık. Kokteyllere koyuyor. Kokteyllere koyuyor işte. Küçükken pasta, büyükken kokteyl. Ben uzun zamandır hiç denk gelmiyorum. Yani olsun, yine de nice yıllara, nice mutlu. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Şey, biz teşekkür ediyoruz bizi aradığın için. İlk programda yalnız bırakmadığın için Medine. Ve bunun için de teşekkür ederim, ilk beni aldığınız için. Görüşmek üzere. Görüşürüz, dikkat edin kendinize. Standart FM'de Kaybedenler Kulübü'nü dinliyorsunuz. Değerli dostum Kaan Çaydamlı ve ben Mete Umduk. Bu gece 2024 yılının ilk Nisa'sında. 2024-01 ne oldu Nisa'da? Acı Badem'de yeni merkez stüdyoda canlı yayındayız. Her zaman olduğu gibi hayat, kadınlar ve aşk üzerine konuştuğumuz programımızın hemen yarısına gelmek üzereyiz. Erken bitiririz biraz. Tabii tabii. Yaşlandık bu. Tabii yaş şey önemli. Mesela 2 saat sürmüyor artık hiçbir şey yani benim hayatımda. 2 dakika da sürmüyor benim hayatımda bazı şeyler. Çünkü 2 dakika artık son şeye bakarsan çeyreğe yaş itibariyle 2 dakika çok uzun bir süre. Yani 2 dakika mesela dolayısıyla iyi bence, böyle iyi. Ya ben memnunum. Ben çok iyi. Şikayetçi olanlar da oluyor tabii hayatta. Ya geçen gün ben sordum. İyi öyle dedi. Yani memnunum dedi yani. E tamam, ne? Ben de öyle dedim. Ben dedim. Sen sorun ne dedim. Ben evet, sorun. Sorun yok dedi. Sen açtın konuyu dedi. Biz sorun arayan biz oluyoruz. Evet. Bu hep başımıza geliyor değil mi? Halbuki...
Ya bir incelik aslında orada. Yani orada evet. Çalıştığımız şey ama yani. Hakikaten şey bir konu, ince bir konu. Bilmiyorum Rıdvan, senin boşuna geliyor mu böyle şeyler? Genelde tatsız olaylar geliyor. Genelde? Tatsız olaylar geliyor başıma. Ha. Nasıl tatsız? Mesela yani biraz, biraz daha açık konuşabilirsin belki. Açık konuşmak gerekirse gerekmez de, açık konuşmak gerekmez de. Ama konuşabilirsin yani. Tamam, teşekkür ederim. Öncelikle iş yerimden kovuldum. Seninle çalışmak istiyoruz bizler. Ben bizler hep anlaşamadık. Sonra kız arkadaşım seni sevmeyi deniyorum dedi. Başaramıyorum dedi. Acayip seni sevmeyi deniyorum. Evet. Yok. Sen hiç bir şey sevmeyi denedin mi? Bir dakika Rıdvan. Ben denedim. Ne oluyor yani? Yani sevmeyi, bir şey sevmeyi denemek nasıl bir şey almıyor? Hakaret gibi algılanıyor bu. Karşı tarafa söylersen. Yani seni sevmeye çabalıyorum ya da seni sevmeyi deniyorum gibi bir şey söyler. Yani ben bu hakaret ama yani. Şimdi ama ben kibarlığımdan söylemiştim ya. Yani. Hakaret etmek için söylememiştim. Yani ben şey gibi. Çok affedersin. Şimdi çok affedersin. Buyurun tabii. Çok affedersin. Buyurun, önemli değil bu. Bir düşünüyorum yani. Şimdi, buyurun. Siz ne diyorsunuz ona? Düşünüyorum diyorum. Employee yapıyorum ya da. Buyurun. Endoyu yapıyorum. Ne? Yapın, yapın. Böyle bir şey yapıyorum şu anda. Empati yapın. Onu yapıyordum. Ya birisinin seni sevmeyi deniyorum dediğin. Ya düşünemiyorum ben. Şimdi ben de şöyle düşünüyorum yani en azından diyor ki ya normalde bu mümkün değil ama seni sevmeyi şey yapıyorum diyor. Yani seni sevmeyi deniyorum diyor. Durup dururken. Ama yani bu mümkün değil ama diyor. Yani. Çünkü yani mümkün değil işte. Mesela şimdi tanışmışız. Seninle ilgili hiçbir fikrim yok. Evet. Sen manyak mısın? Niye sevmeye çalışıyorsun? Çünkü belli ki orada bir şey olacak. Bir vukuat çıktı. Şey olacak günün yani, sonunda. Ya illa sevmek zorunda mısın vukuat çıkartmak için? Ama şimdi şey olmadan şey olmuyor ki yani. Öyle düşünelim. Şimdi ben bir geçmişimi hatırlıyorum. Şey oluyor bayağı bende. Bende hep oluyordu yani. Bende hep oluyordu yani. Bende aslına bakarsan bende hep öyle oluyordu. Ha öbeğe bayağı. Ama bu benimle ilgili bir şey olabilir. Bir analize gitmem gerekebilir. Bak. Nasıl? Evet Rıdvan, hakikaten zor. Yani bayağı hakarete uğramışsın sen yani. Seks hayatınız nasıldı? Seks hayatım ondan sonra bayağı sıkıyordu ya. Bir 4 gündür çok kötü. 4 gündür. 4'ten ya. Evet 4 gündür bayağı kötü. Bu 4 gün önce mi yaşadın bunu yani? Evet 4 günde hatta yaklaşık bir haftada bana çok ağır gelen acılar yaşadığımı düşünüyorum sadece. Allah sabır versin. Cümlenize inşallah. Daha ağırını söyleyebilirsem avcılarda yaşıyorum. Bu hepsinden daha ağır geliyor bana. Evet, bu hakikaten ağır. Evet avcılarda yaşamak şu an bana da ağır geldi. Evet. Bu hatta çok ağır. Evet. Şu an sahile oturdum. Hani dedim ki Kaybedenler Kulübü'nü dinlemeliyim bugün. Avcılarda sahil kaldı mı? Diyeceğim. Avcılarda sahil var mı ya? Kaldı mı ya öyle bir şey? Ya çok ufak bir parça kaldı. Eskiden orada bir vapur iskelesi vardı orada. Onun yanında evet. Da bir büfe vardı. Berbat bir şey yapardı. Köfte ekmek. O zaman deniz vardı orada hatırlıyorum. Şu an bir deniz yok bu arada. Yani şu an denize aldırdılar oradan. Evet, tıkladılar biraz. Büyük geçmiş olsun Rıdvan. Yani
Bu arada hayırlara da vesile olsun. Hayırlı olsun tabii canım. Tabii. Yani her işte bir hayır vardır. Tabii. Yani seni sevmeyi deneyen bir kadını sevmek. Şöyle ben bir daha düşündüm de. Canım sıkıldı. Sıkıldı değil mi? Canım sıkıldı. Biraz canı sıkılıyor sana. Sıkıldı, evet. Yaptığından utandın mı peki? Yok. Sonuçta ben kadın değilim. Ama ya onu şey yapamam yani onun aynı şey değil yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Ben kadın değilimden kastım. Yani bir kadının bir erkeği sevmeye çabalamasıyla. Bir erkeğin kadını sevmeye çabalaması bence aynı şey değil. Onu söylemeye çalıştım. Yani burada cinsiyetçilik yapmaya çalışmıyorum. Biraz cinsiyetçiyim. Bunun farkındayım ama. Evet ya biraz ya. Biraz cinsiyetçi. Evet, sen de kendini benim yerime koysan şimdi. Sen de benim durumuma düşersin. Allah göstermesin de. Şimdi senden yani ne haddime yani. Estağfurullah da yani ben yani oraya gelir gibi geliyor bana. Yani bir kadına çok aşıksın. Değil mi? Diyelim ya. Yani olacağından değil. Diyelim. Kadın da seni sevmek için elinden geleni yapıyor. Gözlerinde görüyorsun kadının bunu. Acı çekiyor yani kadın değil mi? Yani, sana... Ya sen o kadar seviyorsun ki... Buradan şey ol git demiyor. Yok ol git demiyor da... Ama gözleri öyle... O acıyı çekiyor. Ya bu... Aslında kadınlarda böyle bir şey var. Hatırlıyorum hayal meyal. Yani kadınlarda bir... anaçlıkla ilgili hiç unutmuyorum mesela bir kere dedim peki dedim yani ya niye biz şu anda yani bunu yaşadık dedim. İşte bu zaten benim mesela anlamakta çok zorlandım bir şey yani bir şeyi çok istedin diye sana vermesi. Ya işte bunun tam tersi olmaz ki. Onu söylemeye çalışıyordum. Yani bir şeyi yani onu çok istedin diye kendini vermesi. Bir kadının ama. Bir kadının. Aşağılayıcı bir şey ya. Estağfurullah ama evet çizgi biraz aşağılı bir şey. Zevkli yani. Tamam. Yani ya yani, tabii canım. Ha, bugün olsa yine ama yani aşağılanırım. Yani. Yani çok güzel aşağılanırım. Benim de en güzel yıllarım annemle geçirdiğim yıllar yani. Evet tabii ki zevkli. Tabii ki zevkli. Evet, Rıdvan eyvallah çok teşekkür. Sesi duymak güzel yeri. Görüşürüz. Sizinizi de çok seviyorum amirler. Evet, eksik olma. Eksik olma. Teşekkür ederim. Eyvallah. İyi sabahlar. Eyvallah sana da. Evet, dinleyenler kaybedenler kulübü 2024-1 ne oldu? Nusra'yı dinlemektesiniz. Daha dostu Mete Onluk. Ben Kaan Çaydamlı. Hacı Badem yeni merkez stüdyolarda. Canlı yayındayız. Bundan sonra sanıyorum Perşembe günleri canlı yayında olmaya devam edeceğiz. 2024 müşterimiz için 2024 yılı bittiğinde 2024 nüshaları da bitmiş olacak doğal olarak ama 2024 ne oldu nüshalar bitmeden orası önemli. Bir takım ufak değişiklikler olacak. Dolayısıyla bu test ve ısınma turları çok yakında hem radyodan hem de YouTube kanalından canlı olarak görüntülü olarak. Ragıp'ın kondisyonuna göre birkaç haftamız kaldı ben öyle anlıyorum. Şimdi Ragıp'ın kondisyonu iyi ben en son gördüğümde iyiydi. Allah Allah. Evet. İyi gözüküyor. Gerçi ben de gördüğümde maşallah şey gibiydi. Dalyan gibi delikanlı. Yani evet. Şimdi. Meşe diyecektim ben de. Hadi
meşeden çok daha çok bir masa olur. Kavak gibi geldi bana ama yani. Ama kavak şeydi. Ağırlığı yoktur kavağın. O yüzden onu yakıştırmak istemedim. Ben de. Yani hani bir gürgen. Gürgen olur. Bir şey siz söyleyin, abonoz. Abonoz olur. Yani. Ardıç. Ardıç ağacı çok ilginç bir ağaçtır. Böyle garip türler var dünyada. Mesela bundan yıllar önce Amerika'da köle ticareti yaparken biraz rotayı kaydırıp East Coast'un dibine doğru, yani Meksika'ya yakın bir noktalarda karaya çıkmak zorunda kalmıştım. Yükümün yarısını o yüzden kaybettim. Kadın erkek hangi yarısı? Komple yarısı yani. Ay. Karışık yarısını. Ki değerli bir yüktü. Yani o yıllar için bayağı değerli bir yüktü. Fil dişi mi diyecektim? Fil. Neyse yani sonuçta biliyorsun arz talep bir eğridir. Yani şimdi arz azalınca talep de sabit kalınca fiyatlar biraz yükseldi. Tabii. Yani o seyahatten malımın yarısını kaybetmiş olmama rağmen %25 gibi bir çıktım. Tabii. Artı %25'te çıktım. Sonra zaten şey oldu yani, yolda yarısını zaten hani kaybetsek bile çok umursamamaya başladım. Tabii. Ondan önce çok şey gösteriyorduk yani, imtina ediyorduk. Tabii. Yani aman bir şey olmasın. Anlıyorum ben onu. Evet. Aman veba bulaşmasın, aman sıtma şey olmasın. Tabii anlıyorum. Aman iskorpit olmasınlar. Şimdi mesela sürekli geçtiğimiz ay içerisinde çok oldu. Sürekli domates kamyonlarımız Fethiye'den yukarı yayla yolundan gelirken o şeyi geç, dalamanı geçti. Orada bir garip bir viraj var. Kamyonlar sürekli devril, sen bütün domatesler ziyan. Geçen ay yani Ağustos'un ortalarına doğru birinden 15'ine 42 ton domatesim çüş yolda şey oldu. Yazık be, salça oldu diyorsun. Allah'tan bir sonraki 36-37 tonu işte kilosu 14 liradan veriyoruz normalde. 16,5'tan verdim şeye. O da devletimiz hani şey kalmasın, şey, mağduriyet evet. olmasın halkımız. Tüneli kullansaydın abi, niye yani? Tünel ters geliyor bize. Tünel ters tabii. Gerçi çift taraflı açtılar tüneli. İşte ters geliyor. Yine de ters geliyor. Evet bir dinleyenimiz var. Merhaba diyelim. İyi geceler sayın dinleyen. İyi geceler, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Ben isminizi çok şey yaptım, merak ettim. Yanlış mı yazdınız? Yok, hayır. Kendisim. Nedir? Memin. Memin. Evet. Ne demek Memin? Hakikaten ilgimi çekti Memin. İlk defa çünkü. Ya aslında mahlas ama bayağı kendi ismim gibi kullanıyorum. Ama yani resmi bir şey değil yani. Yok ha. Değil, Mehmet Emin. Ha, Mehmet Emin'den. Tamam, Memin o zaman. Öyle desene, Mehmet Emin desen anlayacağız yani. Nasılsınız? İyi, sen nasılsın Memin? Teşekkür ederim, sağ olun. Öncelikle şeyiniz yeni stüdyonuz hayırlı olsun. Evet, teşekkür ederim. Sağ ol. Siz ne iş yaparsınız Mehmet Emin, ne yersiniz, ne içersiniz? İyi. Karpuzcu Akdeniz ürünü değil yani bence. Yani yetişir, suyu bulursa yetişir de daha çok işte Pamukova, Diyarbakır, Doğu işler, İran falan o tarafları da. Kumlu toprak sever biraz diye biliyorum ben. Anneannem öyle söylemişti.
Ama Akdeniz diyeti ben de şeyim yani, severim yani. Evet, keçi. Keçi, keçi güzel, yani güzel olur keçi. Oğlak. Oğlak, evet. Oğlak, şeyde fırına dik koyacaksın. Aynen. Oğlak. Oğlak haşlama. Altına bir şey, tamamdır. Şey mi, tandırımsı mı? Direkt fırına böyle çapraz yandan dayayacağım. Tepsiyi koyacağım. Alta tepsi. Sonra tepside birikenle de bir pilav. Çorba. Tamam. Çorba, pilav. Olur o. Olur. Akdeniz mutfağı olur. Yani çok sağlıklı. Bir değil Akdeniz. Çeşitsiz. Bir de kuru kuru yenir yani o. Geçmiş. Şeyde oğlak. Yani. Çünkü kuru değil. Onun dışında demin onun dışında turunç dinler, narinciye. Mehmet, sizin yaş kaç? 18. Turunç giller, yani hepsi turunçtan mı aşılanıyor? Benim bildiğim öyle. Peki şey, greyfurt. O zaten turunçgillerin atası değil mi? Turunç korkunç bir şey. Hı. Yani rengi güzel de. Greyfurt da bence korkunç bir şey. Ama çok güzel. Greyfurt adam öldürür. Tabii. Yani ben bence zehirli bir meyve. Öyle aç karnına yersin. Tabii. Onun dışında? Onun dışında... Bu kadar yeterli. Yeter yani. Yeterli değil mi? Yeterli. Evet, bence de yeterli yani. Yetti bence. Kan şekerin nasıl? Yani şeker şeyini hiç yaptırdın mı? Sorunum yok. Ya iyi, bu da iyi. Benim yani bazen çok düşüyor. Ya, düşmesi mi maksadınız o zaman? Yok yani bir şey, yani bir şey yemeyi unutuyorum. Ha öyle. İhtimalle. Ama bir şey yiyince geçiyor yani. O, yani ağır bir şey yok bana. Maliyeti İçince yok. İçince geçmiyor. Memin, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok görüşmek üzere. Eyvallah. Standart FM'de Kaybedenler Kulübü'nü dinliyorsunuz. 2024 yılının ilk nüshası bu. Yaklaşık bir yıl kadar ara vermiş olabiliriz. Tam saymadım. Ben şöyle tam saymam. Bir yıl değilse de 10 aydır. Ya. Aslında Acıbadem'de, yeni Acıbadem Merkez Stüdyolarından canlı yayındayız. Değerli dostum Kaan Çaydanlı ve ben Mete Avuncuk bu gecede, bu perşembe gecesi de. Güzel perşembe gecesi. Evet, harika bir perşembe gecesi. Yine hayat, kadınlar ve aşk üzerine bugün daha çok da uzun ara verdiğimiz için eksik olmasınlar takipçilerimiz, takip eden dinleyicilerimizle mümkün olduğu kadar konuşarak geceyi çevirmeye çalışıyoruz diyelim. Açıkçası şu anda aklımızda yazdığına göre Bodrum'da Pınar var. Merhaba Pınar. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sağ olasın. Nasılsın? Biz de iyiyiz. Bodrum'da ne taraftasın? Torba'da. Nerede? Torba'da. Ha, Torba. Evet. Siz... Bu benim söylediğim Torba işte. Torba. Torba Torba orası işte. O kadar, evet. O kadar aklıma gelmedi ki. Şimdi ben hayatımın şey kısmı Torba'da geçtiği için ben torbacılıkta da iyiyimdir. Tahmin ediyorum. O yüzden yani, duymuştum ya, duymuştum. Siz torba deyince benim aklıma Torba Torba geldi. Anladım, anladım. Ki yani sen çift torbacılık da çok köşesin. Kent var, Malboro var yıllarından ya, kalmayayım. Çift torba. Bilir misiniz onu Pınar? Çift torba işini bilir misiniz? Dolayısıyla ben ama yani 40 yıl düşünsem, yani bir kere niye bu kadar coğrafi olarak yakın
İki noktada aynı ismi var. Söyledim. Buyurun. Evet. He, bunu, bravo. Bunu bir açıklar mesela torba niye torba? Torba olmasının nedeni torbaya benzer bir koy olması nedeniyle çok kapalı bir koy. Bir üstten baktığınızda böyle bir poşet anlatıyor. Poşet. Evet. Ali Karnaz balıkçılığı zamanlarında var mıydı poşetler? Yani? Varmış demek ki. O zamandan geliyormuş. Evet, daha eskilerde evet. Tenekede kullanılıyormuş. Tik girişimden çıkış olabilir mi? Peki İzmir torbaya niye torba diyor? Bayağı o var. O torbalı. Aha. Hadi buyurun şimdi. Aha. Zaten torba, torbacı torbalı. Evet. Buyurun. Sen torba. Tekim eki, yapım eki, şey. İşte Türkçenin şeysi bu. Türkçenin. Bir de bizim torba dediğimiz bir, siz ne diyorsunuz ona? Genellikle televizyon karşısı koltukta şey pozisyon alınabilen bir şey vardı. Şey aksiyonu. Siz ne diyorsunuz? Sabah antrenmanı. Torba. Evet. Hani sen bir torba yapayım mı sana sabah içimden geldi. O çorba. Pardon ha. Sabah akşam torba. Ya da ya torbalamak derdik. Torba, ha, torba, bir torbalıyım mı seni? Bir torbalıyım. Ki sabah domates çorbası olmaz. Öğle ezanından önce eniştem söylerdi bunu. Öğlen ezanından önce çorba ve şey alınmaz derdi. Şarap. Dışarıdan mı? Kerahat vakti gelmeden. Evet. Evet. Sakıncalı. Ben seni çok uzun yıllardır dinleyicinizim. Allah Allah. Toplamlı yıllarda da dinledim. Al konuştuk mu daha önce? Evet, hayır hiç konuştuk. Aa, bu çok acayip. Torbaya mı? O zaman üniversitedeydim, Ankara'daydım, Hacettepe'deydim. Hmm. Hep akşamları dinlerdik sizi, ders çalışırdık. Güzeldi. Tekrar kavuşmak da güzel oldu. Eyvallah. Aa, çok güzel. Torbada mı yaşıyorsun? Torbada yaşıyorum. Yerleştin. Yerleştin. Evet, yastıkçıldayım artık. Çok iyi. Yani... Evet. Ya hayat nasıl? Orada hayat nasıl? Anlatabilir misiniz mesela? Sabah kalkıyorsunuz. Ne oluyor? Yavaş. Doğayla iç içe. Şeyde, Bodrum'da doğayla iç içe. Vallahi biz öyle yaşıyoruz. Hani o biraz Bodrum'da nerede yaşadığına ve nasıl yaşadığına bağlı. Ben en son torbadan geçtiğimde, geçen hafta. Yani çok doğa hisse vermedi açıkçası ama torba... Geçtikten sonra Migros'un karşısında çaprazında bir kasap var. İnanılmaz bir şey sosis yapıyor. Ne sosis? Şey Frankfurter tarzı yani. Dana mı? Dana. Hadi be. İyiymiş. Çok memnun kalmıştım yani. Ama yani o hissi almadım açıkçası ben. Yani torbanın çok eski zamanlarını da bilirim. Bilirseniz ne kadar büyüdüğünü ve değiştiğini de farkındasınızdır zaten. Ama hiç bir şey var. Yani o şey, o koku ya da feromon mu demek lazım ona? Yani denizden ve hala da kalmış. Bence kışın gelin. Yazın hiç Bodrum'a gelinecek bir yer değil bana göre. Katılıyorum Pınar. Bu feromon meselesi enteresan bir mesele yani. Bugün burada ağaçların içindeyiz.
Tüm sarılıyor musun? Ağaçlara sarılıyor musun? Sarılıyorum, şey yapıyorum, diplerine bakıyorum her şey yolunda mı diye. Ahlakları bozulmasın diye su vermiyorum. Çünkü bu mevsimlere alıştıkları evet. için başka türlü ezberleri bozulur. Ne tür ağaçlarınız var? Sakız ağacı var bizde, bol bol. Bu iyi. Kendi bahçemde gül ağacım var. Çok iyi, çok iyi. Yani onun kökünden çok iyi. Yani gül ağacı kökü çok iyi, bir kere pipa olur. En iyi derler, evet. Ama yani onun kritik noktası da yani pipayı oyduktan sonra gül kökünden asla verniklememektir. Pipayı yakıp daha sonra o sıcaktan ılığa döndüğünüz an alnınıza ve yüzünüze sürerek parlatmaktır. Çünkü insan ya çok acayip bir parlattık ve derin bir kızıl etkisi verir. Sen ne renk saçlarınız kızıl deyince? Benim mi? Evet. Kahverengi. İyi yani, çok güzel. Kahve de iyi bir sebze. Kahve de iyi bir sebze. Güzel. Kahveye %20 zam gelmiş tekrar. Yine mi? Ya Ekim sonunda da tekrar gelecek diyorlar. Dedim bir ton sar bana dedim. Bizim şey hazır şey olmuş. Özgür'e bir ton sar dedim abi. Yani abim dedim yani. Nasıl kavuracağız dedi. Kavurma dedim. Dursun deseydin. Ya. Bu peki kavurma salgınına ne diyorsun? Yani bir kavurmacı şeyi var, evet, bir salgını evet. var. Yani. Yani. Hayatında yediğin en iyi kavurma hikayesini anlatır. Ben de anlatacağım. Pınar sen güzel, de anlatır mısın? Çok güzel bir soru. Ben anlatayım. Kavurma ile ilgili bir hikaye mi? Yani yediğin en iyi kavurma hayatında. Valla ben öyle yediklerim. Ben çok şey yapmıyorum. En iyi şunu yedim. En iyi bunu içtim falan gibi böyle bir yani, anlarım yok yani. Bir haz anlamında ya da yani kalır yani bir şey yersin o kadar. Aslında o biraz regresi olmakla da ilgili. Damakla yani. İlgili değil galiba ondan. Yani vejetaryen mısınız? Yok, hayır değilim. Ya yani neyle ilgili? Yani bir damakla ilgisi olması gerekmez ki. Yani kokuyla ilgili olabilir. Rüzgarla ilgili olabilir. Önce görüntüyle de ilgili olabilir. Görüntüyle ilgili olabilir. Bak. Dinliyoruz. Benden mi? Önce ben sizden dinliyordum. Kavurma hikayesini. Okay. Hani bir feyiz alayım. Önce nasıl şey olduğunu anlayayım. Kavurmanın ne anlatabilirim şey? Ne anlatamam. Şeyden yola çıkılmıştı. Mesela benim gözümün önüne hemen bir saç kavurma yaptığımız bir gece geldi. Yani üç ayak bildiğin gerçek saç üzerinde. Güzel. Sanırım 1993 Fethiye. O civarlar, evet, Fethiye'de bir şeyde, bir yayla civarında bir yerde. Hı-hı. Bir oğlak şey yapmışlar. İhtiyar bir oğlak. İhtiyar oğlak. Aha. Bir süre önce. Ondan sonra birazcık şey yapmışlar. Dinlendirmişler. Bacakta. Tabii ki. Ya da ben karşıyım hayvanların kesilmesine. Hayır, o kestikten kastım. Ben kesmedim. Ben hayvan kesmem. Ben doğradım. Kelimeyi yanlış seçtim. Üzgünüm. Güzel doğurmuşum. Şimdi kavurma yapılacağı zaman doğramanın şeyi, ne diyelim ona, mijiri çok önemlidir. Yani hani en önemli şey bu demeyeceğim. Şey, ama, en önemli şey. Ama o çok önemlidir. Yani kavruldukça küçülecek mi? Kavruldukça önceki şeyine göre, terbiyesine göre şişecek mi? Kaç saat kavrulacak? Hangi sebzelerle kavrulacak?
kısmını o gün doğru tahmin etmişim. Çok güzel doğrumuştum. Doğrumuşum. Öldü mü hayvan? Hayvan sanırım ölmüştü. Çok üzülüyorum böyle şeylere. Hayvan ölmüştü ama onu yaklaşık 12-13 kişi tıksırana kadar yiyerek kutsadık. İşte mühim olan bu yani. Bu oradaki bu toplanma amacı bu muydu? Hayır. Toplantının kutlamasıydı. Benim için yani ben hiç, yani kavurma, klasik anlamda kavurma hiç yapmadım. Ben daha çok ağır ateşte gebertme. Bence en güzel. Evet. Ama mesela benim için korkunç anılardan biridir o. Kurban Bayramı'nda bütün köyün et. Taze et, tabii. Kokması dinlenmemiş. Düzensiz, aceleyle doğranmış. Birbirinden farklı bir de boyutlarda. Yönü yanlış doğranmış. Yönü yanlış doğranmış. Bir koca bir kazanda döndüre döndüre. Rastgele. Evet. Sonra da hadi yiyelim bunu deyip. Ekmek yersin. Şöyle. Yarım ekmek. Yutabilmek için. Yarım ekmek. Bir kötü bir anım var. Belki benim vejetaryen oluşum da aslında bu yüzdendir. Bu arada amir, bunu yani, lafını bölmek istemediğim halde söyleyeceğim. Sen benim tanıdığım ilk vejetaryenlerdensin. Evet. Henüz vejetaryen kelimesini biz daha şeye yoktu, sokmadan. Memlekette yoktu. 1930'ların başıydı yanılmıyorsam. Atatürk daha yaşıyordu yani. Sen ben artık vejetaryen takılacağım dediğin zaman. Daha Mecdet Anday ilk şiirini yazmamıştı neredeyse. Neredeyse. Mecdet daha Atilla İlhan'ın genç biri değil. Şeyi bile esamesi okunmazdı. Yok bile. Yok hükmündeydi. Yok yani, evet doğru. Evet. O yüzden bunu söylemek zorundaydım. Affedersin. Hadi evet, Türkiye'nin ilk vejetaryenlerinden bu anlamda. Sesiniz bana çok az geliyor. Ben söyleyemiyorum bile. Ben Türkiye'nin ilk vejetaryenlerindenim dedim. Ama ben bitiremiyorum. Ya ben et yiyorum. Ya iyi et yerim yani. Komşum, onun vejetaryenlikle alakası yok. O fiziksel bir şey. Vejetaryenlik çok bir şey. Yani, ama yani iyi bir pirzolaya kim ayırdı? Burada çok var Bodrum'da vejetaryen olan. Koyun kolu. Her şeyden vazgeçerim. Brisket. Bu. Kim filan? Şimdi bunlara ayır demek vejetaryenlik mi yani? Bence vejetaryenlik bu kadar basit bir şey mi ya? Şeylik yani, o ne deniyor ona, bir vahşilik. Hayvanız yanı mı gidiyor ya? Hiç. Toprağı mı verelim yani yemeden? Ha. Ziyan. Bu bir dönüşüm. Ya. Yani hı? Bünyede yani kendinle bir etmek yani. Aslında bir anlamda kutsamak sonuç itibariyle. Evet. Bu görüşe göre de ruhani tarafımızı etkileyen bir şey bu yeme hikayesi. Yemesek daha başka insanlar olma ihtimalimiz var gibi görüyorum. Çok yalnızım bu arada. Ben söylemiş miydim daha önce?
Abi, birkaç sefer duyduğum oldu ama birebir sizden duymamıştım yani. Zor. Bana hep bir söylenti gibi gelmişti açıkçası. Ben seviyorum yalnız. Ben de kötü anlamda söyledim zaten. Zaten çok iyi görünüyor şu anda. Ben karşımda olduğu için şey yapabilirim sizi. Çok iyiyim yani. Sizle konuşmak da çok iyi geldi. Evet, gerçekten. Hakikaten yani böyle bir kendimi yani. Bir an torbadaymış gibi falan da hissediyorum. Çok samimi söylüyorum bunu. Aa, gelirseniz bekleriz de. Çok memnun olduk Pınar. Tekrar. Şimdi gerçekten daha sık görüşelim. Görüşelim. Ben de memnun oldum. Çok sinirlenmiştim ben. Hoşça kal. Programımızın devamını diliyoruz. Severek takip edin. Eyvallah. Buyur. Evet sayın dinleyenler. Kaybolanlar Kulübü 2024 01 müsait müsada. Sizlerle birlikteyiz değerli dostum. Meta Unduk, ben Kaan Çaydamlı. Yeni yılın ilk müsası icra ediyoruz. Hatta Berfin. Berfin mi? Elif. Ya da Bengisu. Hangisiniz acaba? Yani hangisini tercih edersiniz? Çok mutlu oldum ben katıldığımı. Bengisu iyi. Bengisu güzel bence. Bence de. Akışı iyi. Bestecan gibi bir şey. Ha, Bengisu. Evet. Bengisu. Bengi ne demek? Ya ikisi birlikte ağzı hayat demek. Öyle mi oluyor? Hayat anlamında. Hayat suyu. Hayat suyu. İyi. Çok iyi. Çok iyiymiş. Nereden arıyorsun bizi Bengisu? Ben Adıyaman'dayım. Oo, Adıyaman. Adıyaman. Orada mıydın depremde? Evet, buradaydım. Geçmiş olsun. Nasıl şu anda vaziyetler? Yani hiçbir farkı yok aslına bakarsan. Depremden sonra hiçbir değişiklik yok. Ya deprem olmamış gibi mi? Hayır, depremin olduğuyla kalmış gibi. Hala her yer enkaz, hala toz duman. Hala aynı. Allah Allah, bize öyle söylenmiyor. Yaptık buraları, çok güzel oldu diyorlar. İlla gelip görmemiz mi lazım? İlla şey mi yapalım, Adıyaman'a mı gelelim? Bilmiyorum, ben hep buradaydım. Kaç yaşındasın? 18 yaşındayım ben. Ne, çok iyi. Adıyaman'dan en uzun nereye, uzak nereye gittiniz Bengüsü? İspanya. Bayağı gitmişsin. Çok iddialı oldu. Ben Malatya falan diyeceksiniz. Neyle gittin Bengisu? Çok. Yani. Ya gemiyle falan mı gittin? Yok, deveyle gittik. Deve? Çok hoş. Deveyle İspanya, Adıyaman'dan. Ne taraftan çıkmış olmalı? Bence Cebel Tarık'tan aşağıdan gelip Cebel Tarık'tan Salla geçmişlerdir. Geçiyorlar Cebel Tarık'ta. İspanya değil mi? İspanya zaten Cebel Tarık'ın şeyi değil mi? Bizim Tarık'ın şeyi değil mi? Tamam, aşağıdan gitmiş olmalı. Topuğu değil mi? Ama aşağıdan gitmiş olmalı. Adıyaman'dan şeye inecek o zaman. Nil Vadisi'ne doğru aşağı. Tabii, inecek. Aşağıdan. Mısır. Cezayir. Evet. Sonra da karşıya geçmesi lazım. Karşısı Fas'a. Fas'tan karşıya. Karşısı Fas'a değil mi? Bakacağım, Fas'tan karşıya İspanya. Endülüs toprakları. Daha önce oraya deveyle gidilir zaten. Başka türlü gidilmez. Ben de gitmiştim bir kere. Ama ben şeyden geçtim. New York'tan daha kolay. Mecburen uçakla gidiyorsun. Mecburen. Ya ulaşım daha yani şey var. Yüzmeyi de deneyebilirsin ama şey olur. Yazık, ziyan olur.
Yani okyanusta bazı ateş çemberi dediğimiz noktada yükselen dağların üzerinden geçerken ciddi köpek balığı tehlikesi var. Ama yani normal şeyde, normal satılıkta böyle bir sıkıntı yok. Ben bir kere çok acayip bir şey anlatayım. Rüyamda, yani rüyamda olduğunu tahmin ediyorum. Dört defa Karaköy'den Kadıköy'e yüzerek geldim. İnşallah rüyadır be. Ama yani o kadar şey hatırlıyorum ki, yani o kadar böyle net şey detay. Mesela Sarayburnu tarafından geçerken akıntıdan faydalanıp, bir de öyle. Yani şeyli, yörüngesel hız kullanarak. Verevli yüzüyorsun verevli falan. Allah Allah, yani. Allah Allah. Bir şeyde sıkıntı yaşamıştım. Haydarpaşa önünden geçerken aşırı deniz anası vardı mesela bir keresinde. Nefret ederim. Ben tiksinirim deniz anası. Jöle'den de. Deniz anasından da nefret ederim. Aynen. Fakat ayva, aşırı kaynatılmış ayva dan elde edilen pelit ya da perlit ya da pelit. Pelit güzel oldu bu arada yani. Pelit de bildiğim kadarıyla ayva jölesi mi bu? Anlatacağım. Evet. Yani ayva yani aslında meyve jölesi, yani hayvansal olmayan bir jöle. Bu ayva da çoktur. Ayva tatlısı falan yaptığın için bilirsin böyle. Bilirim, evet. Şeydir ya, titrektir yani. Biraz serinleyince şey yapar. Evet, kımıldar. Evet. Mesela biz bizim coğrafyada jöle ondan yapılır. Ama ayva yetişmez bizim şeyde. Coğrafyada. Dolayısıyla çok fazla miktarda başka meyveleri kaynatmak gerekiyordu o jöleyi almak. Jöle çok değerliydi o yüzden. Altın, değil mi? Yani. Altın yerine geçerdi yani. Dört defa yüzerek geçtim. Bir tanesinde Karaköy'den, bir tanesinde direkt Sarayburnu'ndan. Kadıköy'e değil, Haydar, yani Mendire'nin içine girdim bir kere. Daha önce Mendire'nin dışından giderken deniz anası sürüsüne değdiğim için içeriden yüzeyim. İçeriden gideyim diyeyim. Haydarpaşa'yı görünce de o limanın kenarından çıktım, trene bindim. İyi yapmışsın. Mayoyla mı bindin? Yok, şey, iç çamaşırı. İyi, o da yani, ama yani boxer kullandığım için, evet, evet. Yani bir daha akşam alacakaranlık olduğu için çok şey yapılmadı, çok dikkat çekmedi yani. Güzel. Hangi tren, hatırlıyor musun? Yani rüyanda var mı o detay? Kırmızı ama krem ve inen banlıyorlar. Marlboro gibi yani önü. Marlboro gibi o. Şey, ekspres şey, benzin. O da budur tren. Hendek'e gidelim. Çukura. Bengisu, ne yapıyorsun şeyde? Şu anda Adıyaman'da, yani okul herhalde, öğrencilik mi? Yani üniversite sınavına hazırlanıyorum ben. Liseden mezun oldum. İnşallah. Girdin mi bu sene? Girdim ama İstediğim yeri kazanamadım zaten. Ne istiyorsun? Neyi kazanmak istiyorsun? Ben tıp istiyorum. Ya Ankara'da, Hacettepe ya da Gazi. Tıp. Ama ikisi de gelmedi, evet. Çok iyi. Ya ben şeye inanmıyorum yani. Ya çok çok zor be. Yani kazandığını düşünelim, sonrası çok zor. Hayat ama olarak. Bilmiyorum. Yani eğitim süreci çok zor. Bitmeyen bir eğitim. 6 yıl değil mi hala?
acaba? 6 yıl, 60 yıl falan ya. Hayır, önce hani şeyi, ne diyelim ona? Lisans. Yani lisansı 6 yıl. Ön lisans 6 yıl falan, 8 yılda biter. Tabii, ondan sonra da bitmeyen, bitmeyen bir şey. Ne, yani hangi alanda uzmanlaşmak istiyorsun tıpta? Yani benim istediğim çok farklı. Bilem şiddetle karşı çıkıyor. Ne o? Şey mi? Ya psikiyatri istiyordum. Sonra babam benimle dalga geçti. Niye? Yani bilmiyorum. O, o zaman biraz... bir psikiyatra gitsin. Kendisi gitsin. Git, kendisi gitsin önce bir psikiyatra. Ya da bize gönder. Evet. Gelsin bir buraya. Bir alalım. Gelmez, o pek o taraflara uğramıyor. Bir alalım onu İstanbul'a buraya. İstanbul'a geldiğinde uğramıyor taraflara. Hmm. Nesiyle dalga geçiyor? Deli doktor mu olacaksın diye dalga geçiyor. Evet. Hmm. Ha, tamam. Sonra deprem oluyor işte. Yani. Sonra orada bir sürü şey var. İhtiyacı olan insan var. Buradan da koşa koşa gidiyor bir sürü insan. Yani zor be. Yani... Ki en zor olanlardan biridir yani. Çok evet, çok ama... çok aşırı entelektüel bir eğitim süreci var aslında. Yani psikiyatr olmak. Tabii. Mesela gastronomi. Mesela gastronomi alanında uzmanlaşmak. Tabii. Çok daha yani gastronomi de entelektüel bir şey. Zaten tıpla bir ilgisi yok gastronomi. Dentist var bildiğim. Bir şey var. Anıl var bizim. Yani gastronomi de entelektüel bir şey. Zaten tıpla bir ilgisi yok gastronomi. Dentist var bildiğim. Bir şey var. Anıl var bizim. Anıl dentist. Dentist. Tıp hekim sonuçta. Evet, hekim. Yani mimar hekim. Mimar, iç mimar. İç oluyor tabii iç. İç yani. İç mimar hekim. Şey var bildiğim. Benim gastroantroloji var. Antropoloji var mesela. Var. Antrokardiyoloji var mesela. O da güzel. Şey var. Arkeoloji var. Arkeoloji var. Bize onlar bakıyor mesela hastaneye gittiğimiz zaman. Bakamıyorlar ya. Şimdi Bengisu. Efendim? Toprak bilimi diye bir şey var biliyor musun? Hı hı. İyi. Abi. Yani bunu bilmen yeterli. Şöyle karıştırma ya. Toprak işleri mesela inşaat mühendisliğinin de önemli derslerden biridir. Yani çok da teknik bir konudur. Ziraatla da hiçbir alakası yoktur. Hiç hem de. Evet. Bununla da bir alakası yok yani. Bu söylediğimle de bir alakası yok. Ben çok çok severdim toprak işlerini. Mükemmel bir şey bence. Toprakla uğraşmak mesela. Mükemmel bir şey. Ama zor yani. Şimdi yani iki tane domates yetiştireceğim. Onu ben yok, yetiştirdim. Şey çok gerekli yapacağım bir uğraş yani. Ya. Ki sen kaç yılda kaç ton domates alıyorsun? İşte 52-54 barajındayım şu an. Çünkü o salçalık İtalyanlardan mı yetiştiriyorsun abi? Yoksa? Zamanında çaldık oradan. Orada. Besak çünkü. Tamam. Ya ilk tohumu oradan hakikaten alıp getirdik. Santa neydi o? O volkanın altındaki bir toprağı, orada bir manastır vardı. Hangisini söylüyorsun? Yukarıdakini mi? San Antonio mu? Yok. Santa Barbara desem o şeydi, Los Angeles'ta. Çok güzel bir plajı var. Ya tabii. Ya. Denize girmek isteyene. Okyanusa. Yani, ya. Okyanusa girmek güzel bir şey değil. Onu söyleyeyim. İşte girilmiyor zaten. İçinde ne olduğu belli değil çünkü. Ha. Bir de insan için değil bence. Ya. Akdeniz bence çok insan için bir şey yani. Mükemmel bence Akdeniz. Ya. Mesela Adrasan. Adrasan bölgesi. Sanki insan için şey yapılmış yani, tesis edilmiş. Ben Ege'yi dahil ediyorum artık abi. Ege soğuk kalıyor bana. Yani Ege Eylül'den sonra falan. Bir de Sübye severim ben mesela. Ama canlısını. Ben de. Denizde seversin. Evet, ben de. Denizde seyretmeyi çok severim. Sübye.
Çünkü şeyden, büyüğünden korkuyorum. Deniz. Kork zaten. Benim denizde gördüğümde, yani dalıp, ayıp da söylemesi, dalma şeyim vardır benim. Daldığımda aşağıda gördüğüm, komik gelebilir sana bu. İstanbul'dan. Ve en heyecanlandığım, en görmeyi sevdiğim hayvan akyadır. Şimdi akya şişe yakışır. Ben de öyle düşünüyorum. Zaten hep zıpkınla alırım heyecanlandığım anda. Yani ha, hem kıyamam hem de... Akya şişe yakışır. Ben vejetaryenim ama balık yerim. Şimdi zaten onlar birbirinden farklı şeyde, bağımsız şeyler. Bir akyayı gördüğünüzde suyun içinde size bakar. Evet. Akya kaçmaz. Böyle karakteri tuhaf bir hayvandır. Yaklaşık 4 metre, 6 metre civarında size doğru yüzünü döner ve kıpırdamadan durur. Evet. Yani zıpkını artık ağzına nişan alıp hazır şiş haline getirebilirseniz, evet, olur. İşiniz de kolaylaşır sonra. İnşallah. Yani akya çevirme olur o da, yani ben yani her şey olduğundan bir akya. Ya sıcak balık, yani sıcak deniz balığı. Çok yaşa edersin. Çok yaşa inşallah. Sıcak deniz şeysi, balığı yağsız olur. Tabii. Tabii. Bunun bazı sonuçları da vardır. Mesela uskumru dediğimiz sebze Akdeniz'de çok geç büyür. Yani büyümez. Hı. Ve geç olgunlaşır. Halbuki Alaska civarındaki çok iyi hatırlarsın. Oo. Çok hızlı büyürler, yağlanırlar. Hemen ve, kolun kadar olur. Direkt ızgaraya gelirler. Yani. Ama mesela Marmara uskumrusu ancak tavaya gelir. Kuru. Yani, tavaya gelir. Ki kalmadı yani. Hepsini yedik be. Ha. Bunları kolyosken yediniz siz, kolyosken. Tabii, böyle tabii. Böyle tabii. Gözleri size bakarken. Yani çoğunu ben yememişimdir ama. Ben çok yedim. Siz yedik ben. Bayılırım bu arada. Kolyosa bayılırım. Yani. Valla çok sevgiler, selamlar. Mengüsü. Mengüsü, tekrar görüşelim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar size. İyi akşamlar. İyi akşamı. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok. Bir lokma bir şey içelim. Evet. Boğazımız bitiyor. Oh, çok şükür. Evet. Kısaca bir özetleme zamanı geldi. Çünkü bugün hakikaten çok önemli konular üzerinde durduk. Birkaç bilgi notu vereyim değerli dinleyenler. 2024 nüshaları bu perşembe itibariyle başlamış bulunuyor. Çok önemli aksilikler olmadığı takdirde her perşembe burada Kent FM, pardon, Standart FM, Yaşar Kent FM, Old Times, Good Times, Standart FM Acıbadem stüdyolarında değer dostum Meta Onduk'la birlikte burada canlı yayında olacağız. Çok yakında YouTube kanalı üzerinden bizim Ahmet'in de desteğiyle de, aynı zamanda canlı. Ahmet ne yapıyor acaba şu an? Datçalıdır. Ne? Ben bir araştırma yap demiştim Datça. Datça bölgesinde hani su sıcaklığı nedir, nerede ne yenir. Dedim kendi yolunda şey yap dedim yani. Kendi yolunda ona 200 kilometre eklendim ben. Kendi yolunu gayet. Maşallah. Hakikaten çok iyi. Çok iyiydi ya. Bir daha ne değerli dinleyenler. Bundan sonra yani tam tarihini muhakkak bildireceğiz size.
canlı yayında olacağız. Yeni vintage ve standart FM Kadıköy'de alışık olduğunuz noktadan Acıbadem'e taşındık. Taşındı. Burada çok büyük bir yerdeyiz. Evet. Açıkçası şu an buradan gördüğüm kalabalık bile büyük. Yaklaşık kaç Standart Cafe kaç metrekaredir? 200 400 450 metrekare. Ben geçen gün ölçtüm ama kare olarak ölçmedim, ben metre olarak ölçtüm. Baya büyük bir yerdeyiz burada. Her zaman buraya da bekleriz. Saygılar dinleyenler. Evet, bu bilgileri de vermiş olalım. Hakikaten çok yoğun bir süreçti. Hem taşınma hem yeni sistemlerin kurulması. Bugün ilk NUSO'yu yaptık. İlk yeni stüdyomuzda ve gerçekten çok önemli konulara değindik. Ki yani Amir'in de yayına girmeden önce özellikle biraz light geçelim. Hani suya sabuna dokunmayalım diye konuşmuş olmamıza rağmen hayat insanı bazen beklemediği yerlere, ummadığı derinliklere, istemediği serinliklere savuruyor. Dolayısıyla bugünün kısaca bir özetini alarak sonlandıralım. Bugün vatanseverlik üzerine konuştuk. Toprak. Ve gerçekten o toprak üzerinde olmak üzerine konuştuk. En hassas olduğumuz endemik oluşumlar. Hatta endemik olmak üzerine konuştuk. Bugün var olmayı yaklaşık 60 yıldır, 60-65 yıldır konuştuğumuz var olmayı konuştuk. Var olmayı konuşurken bunun üzerinden yok olmayı konuştuk. Ama bunu kelimelerle değil, verdiğimiz aralarla, var olmayı konuşurken kullandığımız kelimelerle belli etmeye çalıştık. Bazen susmak, şimdi yaptığımız şey gibi, anlatmaya çalıştığımız her neyse onu daha iyi anlatıyor diye bekledik. Ve yaklaşık bir yıl kadar sonra tekrar buraya oturup karşılıklı konuştuk. Bazen yüz yüze bakıyoruz, bazen bakamıyoruz. İnsanlar birbirlerinin yüzüne bakarken bazı şeyleri daha doğru söylerler. Yaklaşık 30 yıldır yapmaya çalıştığımız şey de tam olarak buydu saygıdeğer dinleyenler. Evet, değerli dinleyenler. Kaybedenler Kulübü her zaman olduğu gibi yine
Montana çetesine. Adamdı. Hayatı ve kadınları hala da öğrenmekte olduğumuz Kadıköy sokaklarına adandı. Değer dostum, Mete Onduk ve ben Kaan Çaydanlı, kendi adıma hepinize iyi geceler dilemek isterim. Umarız yeterli olmuştur. Hoşçakalın. Kaybeden